Kısa mefanesi ve insan bilgisinin imkansızlığından bahsedelim şimdi. Kısa mefanese göre insan bilgisinin kaynağı ve sınırı insanın tecrübeleridir. Her şeyi bilen, her şeyi bilen gören de yalnızca Tanrı'dır. İnsanın bilgisi ise Tanrı'nın bilgisinin yanında sınırlıdır, dar ve görecelidir. Hatırlayın, eski Yunan dünyasında Homeros ve Hesiod'da da bu mantık vardı. İki tür bilgi vardı. Mitlerde, mitolojilerde de. Tanrısal bilgi ve insani bilgi. İnsan bilgisi kısıtlıydı. Tanrısal bilgi sınırsızdı. Şimdi kısa mefaneste bu daha iyi oturacak. Şimdi Tanrı bilgisinin yanında insan bilgisi sınırlı, dar ve görecelidir. Ama insan elbette bu kadarla sınırlı da kalmaz. İnsan bilgisi sınırlıdır çünkü tecrübeye dayalıdır. Ve bu yüzden görecelidir yani. Göreceli olmasının nedeni budur. Ama insan ve ona ait bilgi ne kadar dar ve sınırlı olsa da sürekli aynı düzeyde kalmaz. Çünkü insan tecrübe ve bilgisini artırabilen gelişime açık bir canlıdır. Bunu kabul ediyor kısa mefanes. Ama kısa mefanese göre insan tecrübe ve bilgisini ne kadar arttırırsa arttırsın asla Tanrı'nın sahip olduğu düzeye erişemez. Çünkü insan tecrübe ve bilgisini artırarak hakikate ulaşmak için ne kadar çabalarsa çabalasın, varlık ve oluş konusunda ancak doğruluğu ispatlanamayacak bilgilere sahip olabiliyor diyor. Önemli. İnsan ne kadar bilgisini arttırmak isterse istesin, doğruluğu ispatlanamayacak bilgilere sahip oluyor diyor. Burada bilgiyi ayırıyor, dikkat edin. Kısa mefanes felsefesi, insanlara kendini bil, haddini bil der aslında. Kendini bilmenin temeli ise eleştiridir. Hatırlayın, eski Yunan dünyasında Homeros ve Hesiod'da da haddini bil anlayışı vardı eski Yunan dininde. Kısa mefanes de çok yakındır aslında bir yönüyle. Ayrıldığı çok ciddi yönler vardır. Hatta düşmandır birbirine bu ikisi. Ama yakın bir yerleri de var. Yakın düşünceler de var. Fark ediyorsunuzdur zaten. Kısa mefanes felsefesi insanlara kendini bil, haddini bil der demiştik. Kendini bilmenin temeli ise eleştiridir. Antik Yunanca'da eleştiri krisis, ayırmak anlamına geliyor bu kelime. Bilgiyle bilgi olmayan şeyler ayrılmalıdır kısa mefaneste. İnsan bilgisinin türlerini sıraya sokmalı önce. Ve önce genel bir ayrım yapmalı. Bak şimdi önce genel bir ayrım yapacaksın bilgi türleriyle ilgili, sonra onları sıraya sokacaksın. Bunun ardından da sıraya soktuğu her bir bilgi türünden bahsederken bu insan detaylı anlatım yapmalı. İnsan çaba göstererek tecrübesiyle bilgiler elde eder. Bu bilgiler her ne kadar Tanrı'nın tam ve eksiksiz bilgisiyle bir tutulamayacak olsa da kısa mefanese göre insanın maruz kaldığı bir bilgi türü daha vardır ki o da söylenti ve rivayetlerden oluşan bilgidir. Bu bilgi ise tamamen değersizdir. İşte hatırlayın, bakın ne kadar yakın değil mi bu konularda? Ne kadar yakın? Neredeyse birebir bu konularda tabii. Çıkış noktası konusunda bu kadar uzak ikili olamaz. İki görüş olamaz. Ama başlangıç noktası konusunda çok yakınlar. İşte tam da bu nedenle arkadaşlar, kısa mefanes için Homeros ve Hesiod'un tüm anlatıları değersiz ve uydurmadır. Kısa mefanese göre insanlar tanrılara saygı göstermelidir. Homeros ve Hesiod anlatılarının tanrılara bir saygısızlık olduğunu ifade ediyor kısa mefanes yani. İnsan diyor, Homeros ve Hesiod'u kastederek tanrılara diyor saygı göstermelidir diyor. Ve Homeros ve Hesiod tanrıya, o özellikle o tek tanrıya, her şeyin başı olan tek tanrıya saygısızlık yapmıştır diyor. Şöyle diyor kısa mefanes kendi cümleleriyle. Homeros ile Hesiod diyor, İnsanlara ait ne kadar ayıp ve kusurlu şey varsa hepsini tanrılara atfettiler diyor. Hepsini diyor tanrılara atfettiler diyor. Hepsini tanrılara yüklediler diyor. Hırsızlık, zina, karşılıklı kandırma diyor. Hangi alanda olursa olsun insanların kesin ve mutlak bilgi sahibi olamayacaklarını, insan ve onun elde edeceği her türden bilginin sınırlı olduğunu da şu şekilde ifade ediyor bize. Kesin hakikati olmadı gören diyor. Olmayacak da doğrudan, olmayacak. Tanımayanla bilen tanrıları ve söylediğim bütün şeyleri diyor. Böylece Xenophanes bilgiyi kesin olarak sınırlıyor arkadaşlar ve bir çeşit nesnel doğruluk düşüncesine sahip oluyor bu şekilde. Şimdi anlaşılacağı gibi nesnel doğruluk düşüncesi kişilere göre değişmeyen düşünceler. İşte hakikat, doğruluk, realizm, gerçeklik konularını hatırlayın. Xenophanes'e göre asla ne kadar iyi doğru bilirsek bilelim
asla o realizm çizgisinde olamayız yani. Kesin hakikati olmadı gören, olmayacak da doğrudan, tanımayanla bilen tanrıları ve söylediğim bütün şeyleri diyordu. Derken de bu nesnel doğruluktan bahsediyor işte. Diğer yandan da diyor ki, bir başarır da söylerse sırrın ve gizli şeyin ne olduğunu, kendisi yine bilmiyordur onu diyor. Sanılardır ancak bunlar. Her şeyde sahip olduğu sanılardır diyor. Bakın insan, o sınırlı bilgiyi aşamayan insan bir başarır da diyor söylerse sırrın ve gizli şeyin ne olduğunu, bir öğrenirse, bir başarırsa öğrenmeyi diyor. Kendisi yine bilmiyor sayılır diyor. Sanılardır hala diyor. Çünkü neydi? Tek, sadece Tanrı'ydı, sınırsız bilgiye sahip olan akıllı, bilinçli, canlı Tanrı'ydı. Şimdi Ksenofanes insanların Tanrı'dan herhangi bir yolla bilgi elde edemeyeceğini söylüyor yani bu sözle birlikte bize. Tanrı'nın insanlara bu türden bilgileri hiçbir zaman ve hiçbir şekilde vermemiş olduklarını ve vermeyeceklerini söylemiş oluyor bu sözle birlikte. Olaya bu biçimde baktığı için de Homeros ve Hesiodos gibi Tanrı anlatılarını tabii ki masa olarak görür böyle bir insan, değil mi? Ve bu türden tüm anlatıları eleştiriyor. Saldırıyor hatta. Dalga geçiyor yani, ağır. Ksenofanes'e göre bilgimizin sınırı deneyimlerimizdir. Deneyimlerimizin ötesinde söylediklerimiz ise kanaatlerimizdir. Deneyimlerimizi aşan konular Tanrı'nın doğası ve kainatın tasviridir. Bu türden bilgiler deneyim ve akılla bilinemez. Akıl bu konularda yalnızca tahminde bulunabilir ki bazı tahminlerin de değeri diğerlerine göre daha fazladır. Öncelikle deneyim dünyasında zamanla daha iyisini yapabilirsiniz, evet. Ancak ne yaparsanız yapın, gerçeğin bilgisini bilemezsiniz. Bunun iyi anlaşıldığını düşünüyorum artık. Tekrar tekrar üstüne basa basa vurguladım. Yani ampirik bilgilerini arttıran insan, deneyimle elde ettiği bu bilgileri arttırdıkça bir yandan bilgisizliği ile ilgili farkındalığı da o denli artar. O zaman görünüşler dünyasının bilgisine dayanarak, buradan yaptığı çıkarımlarla tüme varımsal akıl yürütmeyle bu iki konu hakkında tahminler yapar insan. Görünüşler dünyasındaki bilgilere bakar, bunlara dayanarak buradan çıkarımlar yapar. Tüme varımsal bir akıl yürütmeyle de bu iki konu hakkında tahminler yapar. Ksenofanes'e göre insanlar dünyada olup bitenlerin bilgisini elde edebilirler. Bunu tamamen yatsamıyor. Bu dünyada olup bitenleri öğrenebilirsin çok iyi bir şekilde diyor. Sürekli olarak bilgisini artıran insan giderek daha iyi bilgilere ulaşabilir. Hatta şöyle der Ksenofanes, doğru tanrılar en baştan göstermediler her şeyi insanlara. Ancak onları araştırarak keşfedecekler daha iyisini zamanla diyor. Şimdi evet, bakın en başta da belirttiğim gibi Ksenofanes'te insanın bilgisi göreceli, dar ve sınırlı. Ama insan bilgisini arttırmalı diyor ve yine göreli olarak daha yetkin bilgilere daima ulaşmalı diyor. Zaten bu adam 67 yıl boyunca sırf bilgisini arttırmak için gezmiş yani. Şimdi o dönem Homeros ve Hesiodos için de aynı şey geçerli. O dönemki insanlar için de geçerli. Okuyacak kitap yok. Kitap diye bir şey yok doğru dürüst. Yani yazıtlar var. İşte Homeros ve Hesiodos yazmış ama kendi kitabını okursun en fazla. Yok ki kitap. Ne oluyor? Mecburen tek bilgi rivayete de değer vermiyor. İkisi de bunların komple. Doğal olarak sadece kendin görmen çok değerli bir hale geliyor bu sefer. Kendin gezmen, dolaşıp görmen çok değerli bir hale geliyor günümüzden. Biraz daha farklı bir bakış açıları var tabii ki. Şimdi neden insanlar bilgisini sürekli arttırmalı biliyor musunuz Ksenofanes'te? Çünkü başka türlü insanlar sarı balığın incirden daha tatlı olduğunu anlayamayacaklar diyor. Asla bilemeyecekler diyor. Ve zaten sınırlı olan bilme alanlarında kendisini daha da kısıtlayacaklar. Çok daha sınırlı bilgilerle yetinmek zorunda kalacaklar diyor. Şimdi gördüğünüz gibi Ksenofanes insanın tecrübeye dayalı bilgisine önem veriyor. Ama bu bilginin hep muamma olarak kalacağını da belirtiyor. Bir başka ifadeyle söyleyelim. Konu ne olursa olsun, ister tanrısal konular olsun, isterse de dünya ile ilgili konular olsun, insan hep sanılarla yetinecektir diyor Ksenofanes. Ve hakikati gerçekten elde etse bile bunun doğruluğundan emin olamayacaktır diyor. Belki gerçekten hakikati öğrendi ama doğruluğundan emin olamayacaktır diyor insan. Peki bu neden böyle? Bir başka deyişle Ksenofanes neden insanın hakikatin bilgisine karşı sınırlı olduğunu düşünüyor? Çünkü insanın duyu organları sınırlıdır diyor arkadaşlar. Ve sınırlı duyarlılık kapasitesine sahiptir diyor insan. Duyu organları sınırlı olduğu için duyarlılık kapasitesi sınırlı kalıyor diyor. Dolayısıyla diyor, sınırlı duyarlılık kapasitesine sahip olan insan diyor, duyular yoluyla elde edilen bilgileri de diyor, sınırlı kalacaktır diyor. Yani aslında çok basit bir mantığa dayandırıyor bunu. Senin malzemen yetersiz diyor, o yüzden diyor bu malzemeyle ne iş yaparsan yap diyor, sonuçta diyor sınırlı iş yapmış olacaksın. Malzemenin el verdiği ölçüde iş yapmış olacaksın diyor. Yani bir araba gibi düşünün. 2000 motor bir arabanın 5000 motor bir araba performansı vermesini beklemek gibi yani.
Öyle düşünün. Bu konuda Xenophanes ölçü olarak Tanrı'yı ele alıyor tabii ki ve Tanrı'nın bilmesini ölçü sayıyor. Tanrı'nın bilmesini ölçü saydığı için senin bilgilerin sınırlı, değersiz değil senin bilmen. Bilmek, aşkı, öğrenmek zaten kendisi de böyle yaşıyor. Ama Tanrı'yı ölçü aldığın zaman diyor, çok sınırlı kalıyorsun diyor sen. Yani ölçü olarak Tanrı'yı alıp böyle söylüyor insan için. Xenophanes'e göre Tanrı'nın bilmesi de her açıdan insanın doğrudan tecrübe yoluyla bilmesinde olduğu gibi bir bilme. Yani insan doğrudan bilmesiyle, insanın doğrudan bilmesiyle Tanrı'nın doğrudan bilmesi arasında yapı ve işleyiş açısından bir fark yok. Aslında ikisi de aynı şeyle öyle. Çünkü Tanrı da hatırlayın madde olarak görüyordu. Küre biçiminde tasarlamıştı Tanrı'yı, tek Tanrısını. Ama çok akıllıydı, sınırlı değildi, sınırsızdı. Ama o da insan gibi her şeyi öğrenerek diyor alim oldu. Öyle düşünün yani. O da diyor zamanla tecrübe ederek diyor böyle büyük bir Tanrı oldu, tek Tanrı oldu diyor. Ama insan duyuları sınırlı olduğu için en fazla sınırlı bilgilere erişebiliyor. Tanrı ise bu konuda tam donanımlı olduğu için onun bilmesinde herhangi bir sınır tanımlaması kalmıyor. Ve Tanrı bilgisinin tam ve eksiksiz olmasını sağlıyor bu. Bu konuda sınırlı olmadığı için. Xenophanes'e göre insan bilmesinde kullanılan araçlar duyu organları ve düşünmedir. Bu duyu organları her ne kadar sınırlı bilgiye sahip olsalar da çevremizde ve dünyamızda bize veriler sağlarlar. İşte örneğin gözümüzle görürüz, kulağımızla duyarız. Burada sorun şu. Tüm bu göz, kulak gibi duyu organlarına sahip olan insan aynı zamanda bir mekanın da içinde. Bakın burası çok önemli. Yani mekanla sınırlı. Bu durumda insanın bilmesi bu mekanla sınırlı kalacaktır diyor. Bakın bu önemli. Sen bir mekanla sınırlısın diyor. Tanrı da evet senin gibi işiterek, duyarak, görerek diyor bilgisini, tecrübesini arttırıyor. Sen de o yönden aynıyız belki. Tabii ki senin malzemen daha sınırlı ama onunki sınırsız ama aynı mantıkla öğreniyoruz. Ama diyor sen bir mekanla sınırlısın. İşte seni asıl senin bilgini Tanrı'nın bilgisinden ayıran şey budur diyor. Sen bir mekanla sınırlısın. Tanrı ise mekanla sınırlı değil diyor. Bu durumda insanın bilmesi de bu mekanla sınırlı kalacaktır dedik. Yani yeni bilgileri elde etmek için mekanın da değiştirilmesi ve bunun sürekli tekrarlanması gerekir. İşte Tanrı yine bu noktada da insandan ayrılıyor. Çünkü insandaki sınırlı duyu organları ve sınırlı mekanlara karşın Tanrı'nın görmesi, işitmesi bütünü kapsıyor. Ve bütünü görebildiği, işitebildiği ve düşünebildiği ve mekanla da sınırlı olmadığı için insandan her bakımdan üstündür Tanrı diyor. Bu konuda Xenophanes'in Tanrı için şu sözünü hatırlatayım. O bütünü gören, bütünü kavrayan, bütünü işitendir diyor Xenophanes. Tanrı görme, duyma ve düşünme konusunda kapasitesi sınırlı olmadığı ve mekan değiştirmek zorunda kalmadığı için insandan farklı olarak hakikatin bilgisine sahip olabilmektedir. Üstelik Tanrı'nın bir şeyi bilmek için yerinden kıpırdaması da gerekmiyor arkadaşlar. Xenophanes bu durumu da şöyle anlatıyor. Hep aynı yerde kalır hiç kımıldamadan, uygun düşmez ona farklı zamanlarda değişik yerlerde olmak diyor tek Tanrısı için. Xenophanes Tanrı ve insan bilgisini nasıl ayırdığını şu örnekle açıklıyor. Diyor ki Tanrı sarı balı yaratmamış olsaydı insanlar incirlerin çok tatlı olduğunu söyleyeceklerdi. Şimdi bu örnekten de anlaşılacağı üzere incir ve sarı balın tadı konusunda tecrübeye sahip olan insanlar iki farklı tecrübeye sahip olan insanları temsil ederler. İlk kısımda tecrübeye sahip olan yani sarı balı tatmamış olan insanlar incirden daha tatlı bir şey yemedikleri için ve tecrübeleri incirle sınırlı oldukları için en tatlı şeyin incir olduğunu söyleyeceklerdir. Bu dünyadaki en tatlı şey incirdir diyeceklerdir. Daha tatlı bir şey yoktur diyeceklerdir. Bu durumda yaşam tecrübesiyle, tecrübeleriyle elde ettikleri bu bilginin göreli olarak eksik olduğu söylenebilir. Hem incirin hem de sarı balın tadını bilen insanlarsa ilk gruptaki yalnızca incirin tadını bilen insanlara göre daha fazla tecrübeye sahiptirler. Bu yüzden onlar incirin de tatlı olan şeylerden biri olduğunu ancak en tatlı şeyin sarı bal olduğunu söyleyeceklerdir. Fakat yine bak bu örnekte olduğu gibi insanların tatlarla ilgili bilgileri ve tecrübeleri ne kadar fazla olursa olsun yine de mutlak bilgi olduğu söylenemez Xenophanes'te. Çünkü sarı balın en tatlı şey olması insan tecrübeleri içerisinde göreli olarak en tatlı şey olmasından kaynaklanmaktadır. Ya bu durumda en tatlı olan şey insan tecrübeleriyle sınırlıdır. Tanrı bilgisinde ise bu durum farklı. Tanrı tam ve eksiksiz olarak bildiği için göreliği aşıyor. Ama tabii bu noktada Xenophanes'in kendi içinde çelişkiye düşer gibi göründüğünü de söylememiz lazım.
Çünkü Xenophanes bir yandan Tanrı'nın insanlara hakikati öğretmediğini söylüyor ve bu yüzden insanların sınırlı bilgileriyle hakikati bilemeyeceklerini söylüyor. Bir yandan da kendi göreli bilgilerinden yola çıkarak Tanrı'yı böyle tasarlıyor. Şimdi sen eğer bu kadar sınırlıysan, duyu organlarınla, mekanla sınırlıysan, sen bu tek Tanrı'yı o sınırlı yerden nasıl bulabildin, değil mi? Aha. Bak şimdi burada bir çelişki var. Yani bu tasarımıyla, Tanrı tasarımıyla kendisi de göreliliği aşmaya çalışıyor. Hem bu göreliliği aşamazsın diyorsun, asla hakikati bilemezsin, hem de tek Tanrı anlayışını, bunu tasarlamışsın insanlara, doğrusu budur diyorsun. Böyle bir şeyden oldu diyorsun her şey. Her şeyin başı burası diyorsun. Yani bu tasarımıyla kendisi de göreliliği aşmaya çalışır. Xenophanes'in Tanrı tasarımı tam olarak şöyledir. Kendi ifadelerini söylüyorum şu anda. Tanrı'nın özü küre biçimlidir ve insanlara benzer hiçbir yanı yoktur. Baştan aşağı göz, baştan aşağı kulaktır. Ama soluk almaz, tümden akıldır, düşüncedir ve sonsuzdur diyor. Şimdi son olarak Xenophanes'in evren düşüncesinden bahsedelim biraz. Xenophanes kozmolojik olarak medetli filozofların yanında fazlasıyla ilkel kalıyor arkadaşlar. İşte örneğin çağdaşı olan Anaximandros, dünya havada ve dönüyor diyor. Havada durup dönüyor diyor. Dehşet doğrulukta fikirler ortaya atıyor. İşte Thales her şeyin sudan başladığını ve arke fikrini ortaya atıyor. Bu bildiğimiz Homeros'taki okyanus olan su değil bu arada. Onu da kapsayan, dünyada yani doğrudan temas edemediğimiz bir su. Yine o su ama çok daha bir şeyin kaynağı olan bir su. İşte bu tür inanılmaz saptamalar yaparken bu adamlar, Xenophanes'e göre dünya düzdür. Ve üst yarısı hava, alt yarısı topraktan oluşur. Güneş hava giderken eğri çizer ve bir çukura düşerek batar. Yani inanılmaz ilkel farkındaysanız. Ertesi gün yeni bir güneş doğar. İşte yıldızlar geceleri yanan közler gibidir. Tutuştuklarında yükselirler, söndüklerinde batarlar. İnanılmaz ilkel yani. İşte ay yoğunlaşmış bir buluttur diyor ve ışığı vardır diyor. Dünya başlangıçta çamur gibiydi ama sonra güneşte kuruyunca bu hale aldı diye düşünüyor. Xenophanes milletli filozofların yolundan gitmiyor arkadaşlar yani. Ayrıca Pisagor'un ruh göçü düşüncesinden de etkilenmiyor. Ve ortaya yeni bir düşünce olarak monoteizmi, bakın bu yönü önemli, evet. Yeni bir düşünce olarak ortaya monoteizmi çıkartıyor. Yani tek tanrı düşüncesini ortaya atıyor. Şimdi Aristoteles evreni bir takım ilkelerle anlamaya çalışan ve argümanlar sunan doğa filozoflarıyla, işte bu açıklamaları mitolojiyle yapan teologları net bir biçimde birbirinden ayırmıştır arkadaşlar. Aristoteles dersimizde de işleyeceğiz bunları yakında. Bu bağlamda Xenophanes Aristoteles'e göre bir doğa filozofu değildir, bir teologtur. Aristoteles Xenophanes için diyor ki, bu adam diyor bir filozof, doğa filozofu değildi diyor. Bu diyor bir teologtu diyor, yani din adamı gibi görüyor Xenophanes'i. Ve bununla birlikte hem böyledir hem de yetersiz bir düşünürdür diyor. Filozof da değildir diyor yani Xenophanes. Tabii Xenophanes kimilerine göre aydınlanma devrimcisidir. Günümüzde bile bunu söyleyenler vardır. Tek tanrı düşüncesi aydınlanma devrimcisi olarak görür kimileri. Ama Aristoteles onun için daha da ileri giderek ne diyor biliyor musunuz? Yunan felsefe tarihi içerisinde şans eseri yer alan bir şahsiyet diyor. Bilgiyle kalın.